Orada malum dışarıdaydı. Bugün üçüncü günü Türkiye'ye. Çok güzel kısmetler var. Allah hamdolsun. Allah sonsuz şükürler olsun. Bir tanesi şeyi söyleyeyim de kaç yüz kilometre gelmişti ya, Berlin'e geldi. 7 saat. 7 saat var ya, rahat. Şu soruya Abdullah. 7 saat bu yol tepilir mi bu soru için? Telefonum yoktu. İlan etmedik ya. Biraz da indireyim mi? Ses yankımı yaptı. Biraz indir aslında. Şu anda nasıl? Biraz da indireyim istersen. Çünkü delilik bölgemize gireceğiz. Diyor ki, ben de ölüm korkusu var diyor. Konumuz bu değil de böyle 1-2 dakika alışayım size. Ölüm korkusu var diyor. Nedendir diyor. Ölüm korkusu. Ölüm korkusu olmasının en büyük sebebi bedene ben dediğindendir. Ben. Bedene ben dersen toprağa giriyor. Eğer bedenle ruhu ayrıştırma nispetinde olmuyor. İkincisi günahlarımızdandır. Günahlar eziyor. Onunla alakalı bir yere okuyacağım. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Konum şu. İnsan haram istemiyor. Mutlu olmak istiyor. Ahireti de istiyor. Dünyada da güzel yaşamak istiyor. Nerede hata yapıyoruz? Hiçbir Müslüman bilerek günah yapmaz. Ve günahından sonra pişman olduğu halde kurtulamaz. Niye? Havari kimedeni, yani kitap ikinci söyleyeyim, hizmet dosturları, dershanede vakıflar hazırladı. Risale-i Nur'un içerisindeki mevzulardır. Sorarlar, nereden çıktı bu falan diye. Risale-i Nur'da, Laika'da, İmani Kitap, diğer kitaplarda toplanmış mevzular. Bunun şeyini esas Piri Rüştü abidir. Esasat-ı Nuriye diye yapmıştı. Onun Esasat-ı Nuriye'yi Türkçeleştirdiler kardeşler galiba. Hizmet dosturları diye, hizmet rehberin muadil olsun diye. Bunun kaynağı Rüştü abi Esasat-ı Nuriye'dir. Orada da bizim de emeğimiz var elhamdülillah. Bu arada da Allah merhamet etsin ona. Toplama mevzudur. Ben atlaya atlaya yapmaya çalışacağım. Havariki medeniyetin zararlarından kaçınmak. Yani medeniyetin getirmiş olduğu harikalar var. Hem zarar var, hem faydası var. Televizyon onlardandır. İnternet onlardandır. Cep telefonu onlardandır. Havariki medeniyettir. Medeniyet harikalarıdır. Fakat zararı menfaatının önüne geçti. Hüküm nasıl verilir? Bir şey mubah iken İslam hukukunda mubah, eğer zararı helalin aşarsa men edilir. Mesela çocuğa bıçak verilmez. Kirbit verilmez. Kullanmayı bilmediği için. Biz kimiz? Sakalı çocuklarız. Sakal çıkmış büyük adamız, aklımız kendimizi yönetmeye yetmiyor. Birisi idare ediyor bizi. Otur diyecek, otur. Bak, nereye? Dediğim yere bak. Böyle bir şeyler yaz. Böyle düşün. Böyle hareket et. Sokağa çık. Yolları tutmuş. Gözükmeyen iple. Hürriyetimizi selbetmiş. Köleleştirmiş. Ama nimettir. Zatında bir şey yoktur. Fakat, bak bir daha söylüyorum. İslam'da haram bellidir der Allah Resulü. Helal bellidir. Mubah da kendisinde kişinin muhatap olan kişiye göre anlam alır. Kullanamıyorsan ona caiz değil. Medeniyet harikaları olan, tek tek okuyacağım bak. Bakayım böyle mi değil.
medeni tarikaları olan radyo, televizyon, internet ve telefon gibi ihsanat ilahiye eğer istikamette kullanılmazsa 9'a çeyrek var. 45-50 lira kadar bitireceğim. İstikamette kullanılmazsa nevi beşere hem şahsi hem umumi olarak çok zararlı olabileceğini ustadımız ifade ediyor. Bu zararlar sefaat, iman hakikatlerine ait zevkli ve şekli kırmak bu aletler ihtiyacı kırıyor bir kere. Dine ihtiyaç hissettirmiyor. Allah'a ihtiyaç hissettirilmiyor. Allah ihtiyaç olmuyor. Eve gelince televizyon ihtiyaç oluyor. Herkese Allah ihtiyaç mıdır? Namaz ihtiyaç mıdır? Bu Müslüman için ihtiyaçtır ama niçin ihtiyaç hissetmiyoruz? Bir sorun mu var bir yerde? Var yani. Bir yerde sorun var. O sorunu çözüyor. Allahsız olduğundan değil. Allah'ın için ihtiyaç hissedilmiyor eve gelince. Ya şöyle bir evrat okuyayım ya bugün. Bayağı yoruldum ya. Manen yoruldum. Şöyle bir sayfa okuyayım ya. Veya şurada bir risaleden bir sayfa okuyayım. Demez, demiyoruz. Ama ille şu zıkkımı açacaksın. İlle WhatsApp'a gireceksin. Diyor ki, peki ne yapıyor o? Haram zatında değil alet. Bakın, imana ve iman hakikatlerine zevki, şevki ihtiyacı kırıyor. İhtiyaç hissetmiyorsun. Çünkü unutturuyor öyle bir şeyi. Boğuyor yani. İmanı boğuyor. Şevki kırmak, dar dairesindeki hususi vazifelerini ihmal ettirmek. Hususi vazifelerini, evrak vardı. Aa bir WhatsApp'a bir girdim. Ya şu televizyona bir şey YouTube'a bir gireyim falan. Ha şöyle bir bakayım. Twitter'da işte Facebook'a bir bakayım. Siz biliyorsunuz. Benim Facebook'um yok. Twitter'ım yok. YouTube'da şeyim yok. Nur'da siz sitesi olduğu halde haftalarca belki de bir defa girer veya girmem. E sen benim adıma yapıyorsunuz. Sağda söyle. Benim yok. Peki WhatsApp grubum var. Meçhul diye bir grubum var. İşte hani ölüm korkusu, sorulan sorular, gündelik hayatta mesela dolar savaşı, beşer zulmeder, bir ders yaptık mesela 3 dakika. Kader cihetiyle topluma yön vermek, benim Müslüman kardeşlerime doğru düşünce malzemesi vermek adına tutuyorum. Bak dolar savaşı, israf yapan insanlara gavurun eliyle terbiye etmek. Ekonomiyle alakası yok bu işin. Allah zalimin, Allah'ın sopası yok derler ya. Ha, zalimin eliyle terbiye ediyor. Neyi? İsraf eden Süfyan'ın damına düşer. İsraf. Böyle olduğunu nereden biliyorsun? El ceza min cinsil amel. Ceza nereden gelmişse amel de orada atan var. Gibi gündelik hayatta istikamet vermek adına bir şeyim var. Olduğu halde en az günde yarım saatimi alıyor. Yani ben bir ses kaydı yapıyorum bir tek. Onları okuma şansım yok. Ya bir de Facebook olsa, ya Twitter bilmem Instagram'ın vesaire olsa, ya bir de evde televizyonu varsa. Yani nereye zaman vereceksin? Allah'a ihtiyaç olur mu hiç? Allah bile hatırlanmaz ya. İman ihtiyaç olmaktan çıktı. Gel oğlum ne yaptınız ya bugün? Hele Elif Bey'i bir açıldı ya. Şu bir Fatih'e şey yapıyor musun? Hatta tam tersine. Sus lan. Git. Hanım alsana çocuğu ya. Al onu ya, dur bir şey seyredeceğiz ya, sabahtan beri Allah Allah bana. Al böyle, dağılmış. Put. Namazda öyle durmaz. Namazda, elhamdülillah, 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 elhamdülillah. Ama maçta haber. Alsana hanım ya, al onu ya. Allah Allah ya, gidelim. Böyle. Asabi, gergin, hırçın, doyumsuz bir acayip mahluk olmuşuz. Kapattığın zaman mutluluk mu veriyor? Diyor ki bak. Sefaat aşılıyor. Hele kadınlar nereye geçti mi? Allah nerede ne satılıyor? Tamam. Çorap nerede ucuz? Çünkü psikolojiciler demiş ya, alışveriş yapmak tedaviymiş psikoloji. Zıkkımın köküymüş. Sefaata tedavi diyor. Buradan biniyor, bilmem nereye gidiyor. Tedaviymiş. Harcamak. Yavrustan'dan geldi ya bu yöntem.
Tedariymiş ha alışveriş yapmak. Durur mu bu? Kediye ciğer teşvik edilmez ki ya. Sefaat, iman hakikatlerine ait zevki, şevki kırmak, dar dairesindeki hususi vazifelerini iman ettirmek, müminlerin İslami tarafgirliklerini ve fikir istikametini bozmak, yani mesela İsrail'e, Amerika'ya, Zındıkaya, Mason, Lyons, Rotary kulüplerine böyle düşmanlığı Galatasaray Fenerbahçe'ye yapmış. A partisi B partisine yapmış. Unutturmuş. Boğuyor yani tarafgirlikleri ya maçta boğuyor, ya siyasette boğuyor, ya dolarda bitiriyor. Ne o tarafgirlik İsrail'e kalıyor, ne Amerika'ya kalıyor, ne de Lyons Rotary kulüplerine kalıyor. Hiç kimse de hatırlamıyor bunu. Bunu diyen adam da kalmadı piyasada. İşin garip tarafı da o. Allah selamet versin, ismini vermeyeyim. Bir cemaatin en tepesi, Rize'de, Karadeniz bölgesinin en tepesi. Onlar böyle liderlikle hareket ediyorlar. Diyor Hasan kardeş, eskiden ben televizyonun halinde bulunurdum. Allah aşkına benim dediği iki tane var şu anda. Benim dediği koyacak artık, karşı koyacak, konuşacak halim yok dedi. Bir sen kaldın abi, haberin olsun dedi. Üç ay dedi ki o şey, malum, Fatih. Şimdi kanser hastası. Ya olur mu dedim hocam dedim falan X. Ya dedi bir salon da var dedi, bir de mutfağa koyduk karı dedi ya. Dedim ki ona tuvalete de koymazsın çünkü. Ya çabuk çoğu insan diyor tuvalete de gitmiyor dedi. Sıkıyor yani program gidiyor. O program atlamasın diye koyuyor, yakında koyarlar. Ben bir yere misafir oldum. Tuvalette kenarında böyle gazete koyma şeyleri koymuşlar. Gazete ve kitaplar var. Oturunca bunlar okusun diye. Aman yarabbim. Aman yarabbel alemin. Bir şey düşünmek, okumak, yazmak, şey yapmak, tükürmek, sümkürülmek. Yani orada cinlerin abi kötüdür falan demeyeceğim. Artık isim vereceğim. Cinlerin musallat olmasına sebeptir. Ondan sonra çıkıyor yamuluyor tabii. Çıkınca artık stres, sıkıntı. Da istemiyorum. Hayır. Canım sen. Nereden geldi bu böyle bu? Acayip garip bir ruhsal hal. Ya gördüm ya. Tuvalette gazete şeyler var ya. Böyle hangisini istiyorsun? Fe subhanallah ya. Merak etme, yakında da koyarlar. Ben ne kadar aleyhli bulmuşsa o kadar çoğalıyor. İslami tarafgirliklerini ve fikir istikametini bozmak, istidatlara zarar vermek gibi çeşitlilikleriyle Risale-i Nur'da emniyetle vurgulanmıştır. Medeniyet harikalarından olan radyo kısmının zararlarını Üstad Hazretleri bak, radyo. Şimdi zemzemle yıkanmış radyo. Bak o zaman radyo için ne diyor? Televizyon ve cep telefonu için ne olacak şimdi? İnternet. Medeniyet harikalarından olan radyo kısmının zararlarını Üstad Hazretleri sefaate sevk etmesi ve zararlı hevesa havadis olarak iki kısma ayırır. Bazılar diyecek belki, dinleyenlerden olmaz da belki duyan olacak. Şuraya bak ya, softa ya. Abdülhamit'ten kalma adamın kafasına bak ya. Yobaz kafa diyecekler. İşte okuyacağım şimdi maddeleri. Acaba sen, herkes bunu diyecek adama soruyor. Sende bu var mı yok mu? Mesela yukarıdan aşağı sayayım. Bir, sefaat meylin var mı? Girdin aldın. Olmuyor. Helal olsun sana. Suçlu benim. Hakikatlere karşı Allah'a, ahirete, imana, Kur'an'a, ki sana iman ettiğin yere şevkin, zevkin azalıyor mu? Girdiğin halde televizyon azalmıyor. Helal olsun sana. Ona doğru düşünmene zarar veriyor mu? Yok. Güzel. Sefaate teşvik ediyor mu? Yok. Tarafgirliğin Galatasaray Fenerbahçe ile değil, küfre ve zındıkaya, Allah ve küfre kalıyor mu? Kalıyor. Kalıyorsa suç benim. Dinleme bu dersi. Şimdi diyor ki, radyonun şeyi zarar o zaman. 1926-8-34 arası söylenen söz. Milyonlarla insana kebair işlettirip günah sokar. Açtın. Seviyorum, affettin, kül ettin, köfte ettin. Ben eskide bir ses vardı. Şimdi bir habername altında çırp çıplak kadını koy. Seyretmedin sokakta, kadını habername altına seyrediyorsun. Ama desen ki ne günah canım, o zaten o zaman sorun yok zaten. Onu diyorsan, haram helal diyorsan zaten sorun yok. Bak, milyonlarla insanı insana kebair eşleştirip
günaha sokar. Günah, günah kabul edilirse gene günahattır. O kadar alışıyoruz ki günah da mubah olmuş. Hadi canım neresi günah dediğin anda iman gidiyor. İki, beşeri vesaiti sefahate teşvik eder. Eğlenceli şeylerle boğuyor. Sende var mı? Yok. Haşa. Bende olur mu ya? Üç, beşeri tembelliğe ve hevesata sevk eder. Tembel. Kızım, buyur anne odasında. Hadi kızım, sofra kurulacak da kaç. Anne, amma da şey yaptın ha. Allah Allah. Ya kalbe başkası yok mu? Telefonla oynuyor. Şimdi kalkacak da şimdi sofra kursun. Nasıl kuracak bu? Anne, tamam tamam geliyor. Ne oluyor odalardan çıkmıyorlar? Niye doyumsuz çocuğun var? Çocuğun da bir sorun yok ki. Sende de sorun yok. Bak bu tırt 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 150, 135 lemalarda ne diyor biliyor musun? Bak cep telefonu 135'ti. Diyor mu demiyor mu? Bak hele. İnşallah bulurum. Yeri 135 diye kalmış. Medium şey. Bakayım. Bu aynalara baka baka diyor. Cama baka baka. Medyonu değil. Manyetizma. Bak ne bakayım bulabilecek miyim? Lazımdır. Bak cama baka baka diye. Bakayım nerededir? Bu 135'te olacak. Onun için bazen yapmış bir şey. Halis mi? Ha okun buldum. Bir adam, bak nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede. Bir telefon versenize bana. Ver abi. Şimdi ben okuyorum. Buna uyum uymuyorum. Hiç izah etmeyeceğim. Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtası bir cama, cam değil mi? Cama dikkat ede ede alemi misale karşı hayalinde bir pencere açılır. Ona bakarken Allah Allah. Alemi misale karşı kafasına pencere açılır. Pencere dedi ha. Ne dedi? Pencere. Pencere değil mi? Pencere açılıyor da video pencere vesaire. Bak pencere. Alem karşı hayalinde bir pencere açılır. Pencere kafada. Kafada pencere açılır. Daha ne diyecekti? Cama dikkat edilince pencere mi açılır? Açılıyormuş. Bak buradan pencere açılıyormuş. Pencere. Ha. Bir daha okuyorum. Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede alemi misale karşı hayalinde bir pencere açılır. O aynede çok garibi müşahede eder. Aynede. Aynada olsa kendisini seyreder. Garibi müşahede eder. Vay, aynada mı garip olur mu? Burası neler var. Ne fırıldaklar dönüyor bu taraflarda. Aynada seyrediyor. Daha ne desin ya? Lazcası, Türkçesi, Kürtçesi, Zalcası hepsi burada. Aysa bu. Dikkat ede ede alemi sana karşı hayalinde bir pencere açılır. Ay anne! Of! Böyle. Sonra biraz da gitti. Ne olur? O aynede çok garibi müşahede eder. Sonra halbuki aynede değil, buraya bakarken gördüğünü burada gördüğünü zannediyor. Orayı buraya eden, burayı da başka yere taşıyan bak. Halbuki o aynede değil. Tutuyor mu tutmuyor mu? Değil. Belki aynaya olan dikkati nazar vasıtasıyla aynenin haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. Buraya dikkat ede ede nasıl dikkat etmişse burada pencere açılıyormuş. Halbuki bak halbuki aynede değil. Görüyordu burada. Hayır. Görüyordu ama orası değil. Aynede değil. Belki aynaya olan dikkati nazar. Dikkati nazar vasıtasıyla aynenin haricinde buraya bakarken kafayı buraya sokuyorsun.
Vay! Allah Allah! Aynenin haricinde. Haricinde hayaline bir pencere açılmış. Ne olur sonra? Onun içindeki bazı ondan sonra kafa gidiyor. Artık. Allah yardım ederse. Peki ne olur peki? Bu işlerin kurtuluşu olur mu? Bu soruyu sorayım. Mesnevi Nuri var mı? Var. Bak. Yüz otuz üç veya 125 bulursun. Bu. Peki kim kurtulacak? Kurtulabilir mi? 123 olacak. Şimdi buraya bakın. Küre-i arzı bir kül şekline getiren şu medeniyet-i sefiye ile gaflet perdesi o kadar kanlılaştırmıştır ki bir köy halini getirmiş. Hollanda'nın falan ilçesinin falan köyünde falan tarlasında bakıyor. Adama bak, kadına bak. Allah Allah. Sanki bizim köyün öteki mahallesinde olmuş. Bir daha okuyayım. Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefiye ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tamam, ne yapacağız be? Kim kurtulacak? Bir kere aldı mı bu çocuk? Birkaç sene kullandı mı? Bak nasıl kurtulacak. Kurtulsuzluğunu söyleyeceğim. Tadili alıştığını düzeltmek, tadili büyük bir himmete muhtaçtır. Çok büyük bir yardıma, himmet birisi tutacak onu. Kendisi değil diyor. Gayret olsa kendisi. Himmet olacak onu birisi. Söküp çıkartacak. Himmet harici gösteriyor. Kelimenin yapısı. Gayret kendisini gösteriyor. Himmet. Tadili o alışkanlığından çıkmak harici bir himmete muhtaçtır. Ve keza beşeriyet ruhunda ne yapar bu? Ruhunda dünyaya nazır pek çok menfezler açmıştır. Ruhunda pek çok yollar, pencereler. Ya ne desin, pencere diyor da. Şuraya baktığını mı zannediyorsun? Şuraya sokuyorsun işte. Bir hadis-i şerif var ya, fitne, asgabede yazıyor, Üstad yazmıştı. Deccal diyor, sokakta diyor, çalgı kadınlarla çala çala sokakları dolaşıyor diyor. Kişi diyor, o zamanda cam mı vardı Resulullah zamanında, züccace? Camdan diyor, evinden diyor, kafayı çıkarır. Kadın erkek çalgılı zırgın dolaşan o Süfyan Deccali, Süfyan'ı Deccal'ın diyor. Bu komite seyretmek için diyor, kafayı bir çıkarır camdan, dikkat et. Camdan, fakat diyor, o kadar ona kaptırır ki kendisini, boynuz getirir diyor. Ve kafayı camdan içeri sokamaz diyor. Peki, boynuzlardan bir tanesi hatırlıyor musunuz? Çatılarda boynuz vardı hani anten böyle. Şöyle tık 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 tık. Şimdi cam diyor, kafayı bir soktun, çıkar hadi, çıkartamazsın. Niye? Boynuz getirdi. Bizim Lazlar şöyle yapar, ben yaparım. Olan böyle şişeler var ya böyle. Maden suyu şişesi gibi. Hıyar vardı da böyle, yavru. Sokardık biz çocukken Karadeniz'de. Hepimiz yapmışsınızdır. Hıyar o dalda duruyor. Burada büyür. Şişenin şeklini alır. Sonra bittikten sonra kopartırdık. Ağzı bu kadar şey. Ama dibi geniş. Hıyar içeri. Ulan bu şişeyi bu hıyarı nasıl soktu? Çıksın hadi. Çıkartabilir misin? Kırmadan çıkartamazsın. Ufakken sokmuş oraya. Orada büyümüş. Camdan diyor kafayı bir çıkarır diyor. Boynuz getirir. Kişi diyor kafayı içeri sokamaz. O cam televizyondur. Kafayı bir soktun mu kardeşim? Cep telefonu bir camdır. Kafayı çıkar hadi göreyim. Boynuz da irtibat sahandır. Antenler var ya. Böyle böyle. Hadi bakalım. Geri al hadi. Ağlamaz. Bak ilk defa güzel bir şey yaradı. Peki bitti mi? Bak nasıl kurtulacak. Tadili onu okuyudan çıkartmak harici büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza beşeriyet ruhunda dünyaya nazır pek çok menfezler açmıştır. Ustadım çıkış yolu söyler ne olur. Bunların kapatılması o şeyleri
Biraz önce açılan dosyalar vardı ya, pencereler. Tak, kapat, kapat. Biraz önce açıyordum ya böyle. Kapat, kapat. Bunların kapatılması diyor. Bak hepsini, bak. Zazıca söylüyor işte. Diyor ki, bunların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur. Özel Allah sana himmet edecek. Yoksa veled dalin amin. Peki, olmayacak şeyler niye konuşuyorsun? Ahir zaman için ne demişler biliyor musun büyükler? Sen hangi zamanda bunları konuşuyorsun diyenler var şimdi içinizde. İşte doğru. Bunu düşünen kafalara söylüyorum. Senin için hangi zamanda ne konuşuyor diyen kafaya diyorum. Sizin için demişler ki büyükler, ahir zamanda tahtel rica, tahtelim, kahtul rica. İnsan kıtlı olacak, insan olmayacak. Ve bu asra o kafalar için söylüyor herhalde, insan gelmemiş diyorlar. Kayıp asır deniliyor bu asra. Sureta insan. Allah Resulüne Allah söz verdiği için ruhlarını bedenleri gibi yapmıyor. Ruhlarına göre. Hani domuz ilana çevirmiş ya. Ama ruhları öyle. İşte bu asır insanlarına çoğu kayıp asır deniliyor. Tamam. Kaht. Yani kıtlık varmış. İnsan kıtlığı. Ustad ne diyor biliyor musun? İyi dinle lafa. Bu zamanda ancak 40 kişiden bir kişiye güvenilir. Mi diyor? Ne diyor? 40 kişiden bile bir kişiye güvenilmez. Ne demek biliyor musun? Hiç güvenilmez. Kim? Bana mı güvenmiyorsun? Ben kendime güvenmiyorum ki. Sana nasıl kendinden garanti veriyorum? Bir yerde bulunmak zorunda kaldım. Akrabam için, kardeşim için. Kız istiyorsa. Ben de almışlar böyle. Annem falan. Hoca diyor sana söylüyorum dedi. Akrabam ya. Bunun dedi kefil misin bundan sonra kahve kumar oynamayacağını? Sen dedim bundan sonra kahve kumar oynamayacağını sen kendine kefile ver. Ben de buna kefil vereyim. Lan ben kimin nefsine kefil olacağım? Allah'ım, benim sapıtmayacağım, benim garantim yok ya. Bak, ne yapıyormuş? Kısa okuyacağım, merak etmeyin. Milyonlarla insana kebair işletirip günah sokar. Sokuyor mu, sokmuyor mu seni? Sokmuyor. Mubahattır, helal olsun sana. Beşeri vesaiti sefahate teşvik eder. Etmiyor mu? Sefahate, helece. Çocuğa gidiyorsun, eden bir kurs, talebe yetiştiriyoruz da biz yurtlarda. Bir saat sonra kalıyoruz. Yurtlarda kalıyoruz. Bazen yatak oda, yatak koğuşlarına yatıyorum. Tamam mı? Çocukların. 30 tane, 40 tane çocuk var. Yasak ya. Yatağın içine koymuş. Biz de bilmemek. Çocuk işte yatağın içine saklama hatırına geliyor ama o işin yorgan dışarı çıktığını bilmiyor. Yorgan. Kafa ne al? Nasıl çıkacak? Allah'ım yardım etsin. Amin. Allah'ım Müslümanların çocuklarını süfyaniyetin şerrinde muhafaza etsin. İhtilat ede ede o tip insanlarla beraber yaşadığımızdan dolayı bize sirayet etmiş. Sigara içmediğimiz halde sigara kokusu sindiği gibi. İhtilat dersini yapacağım. Allah nasip ederse yakında. İhtilat. Yani uzak dur. O tip insanlardan uzak dur. İhtilat etmeyin. Barla'da geçer ustadın talebesi. Diyor ki, ustadım diyor, 10. sözden çok istifade ettim. Hangi şartla? Ehli dünya ile ihtilat etmemekteyim diyor. Yani beraber yaşamıyorum. Onlara bir şey anlatmak için anlat ve çık. Gitme, girme. 3. Beşeri tembelliğe ve hevesata sevk etmiş. 4. Beşerin lüzumlu vazifelerini noksan bıraktırır. 6. Beşere lazım olan sahaya şefki kırar. Çalışmaya şefki kırar. Yok bunlar değil mi? Yok. Yoksa yok işte. O zaman kullan. 7. İktisat ve kanaat esası bozar. Artık iktisat ve kanaat olmaz. Duyum yok. Bunun bitti artık. Ya bu Ahmet Abdülhamit'ten kalmış bu telefon diyor. Telefon ne yapacak seni? İktisat ve kanaatı kırar. Mesela doyum yok ya, tatmin yok ya, bir şükret ya.
Abi dolar bizi vurdu. Ulan koca dev şirket lan. Yani eski kar yok da dolar vurmuş bunu. E dedim ki, peygamber diyor ki hastalıklarınız ve bela ve musibetle sadaka ile tedavi edin. Veriyoruz dedi. E, zekat değil ha. Hangi şey dedi ya? Zekatı sadaka zannediyor. Yardım zannediyor. Ulan senin üzerine vazifen lan. Zekat yardım değil ki ya. O sen namaz kılmak iyilik değil ki. Allah'a yaklaştırmaz ki farz namazları. Nafilerle ancak yaklaşırsın. Çünkü farz namazları vazife fıtrattır ya. Zekat senin fıtratındır. O sadaka değil ki. Yardım sadakadır ya, zekatın dışındakilerdir. Peki kaçta kaçtır? Zekat kaçta kaçtır? 40'ta bir zekatı bakhilin zekatıdır. 40'ta bir cimrinin zekatıymış. Sahabe 40'ta 40 vermiş. Aysel. Hadi 39, hadi 30. Pazarlık yapmıyorum. 40'ta 10. 40'ta bir zekatı bakhilin zekatıymış. Cimrinin zekatıdır. Üzülecek böyle olur mu? Ustad nereye teşmil etmiş? Seyda demiş, sen evlenmedin, çoluk çocuğun yok. Davanı kim götürecek? Eskide hani nesilleri götürüyordu evladım. İki veya üç çocuğu olan bir tanesi bana zekat verirse diyor, devam edin. Ulan çocukla zekat olur mu? Mimma'daki ma tamimdir diyor, her şey şamildir. Ne Allah vermişse onun zekata tabidir. İki veya üç çocuğu olan bir tanesine zekat verecek. Ulan nereden geldi şimdi? Telefonla girmiş, parada girmiş, çocuk da gidiyor. Demeyin öyle. Babama demiştim, baba dedim, sen zekatın, oğlum sus lan. Yeni şeyler çıkartma. Çocukla zekat mı olur? Baba senin zekatın benim dedim ya. Sus lan, ne zekatı dedi ya. Kafayı yediniz dedi. Bilmiyor ya. 8. İsraf ve hırs ve tamayı ziyadeleştirir. İsraf ve hırs. 8. Zulüm ve harama yol açar. Başka. Atlıyorum ha, bunları hep okumuş sayıyorum. Aklı, fikri, kalbi dağıtarak manevi divane yapar. İslamiyet ve hakka tarafkirliğini kaybettirir. Hakaik imaniye ve İslamiye'ye ait zevkleri, şefkleri kırar. Kalpleri serseri eder. Manen öldürüp dinsizliğe yer izhar eder. Daha acayip bir yerde okuyayım. 410 sözler. Bak şimdi. Hepimizde var ya bu hastalık da. Kimse kimse hitap etmiyor. Senin mevzunu sana söylüyorum. Ya ben sana iyilik yapıyorum. Sen böylesin demiyorum haşa. Bunun en birinci muhatabı benim ya. Benim yaptığım işi biliyorsunuz. Yani ben hitap etmek değil. Hakikaten benim yani bunun muhatabı. Acaba bunu neresin diye. Beni eziyor ilk önce bak. Diyor ki, İslamiyet sanemperestliği şiddetle Kur'an men ettiği gibi sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder. Sanem neydi? Fiyuk demiş. Medeniyet ise suretleri kendi measininden sayıp Kur'an'a muaraz etmek istemiş. Medenilikmiş suretperestlik. Bak ne yapacak? Allah muhafaza. Şurayı okuyabilsem bak şimdi görün. Halbuki gölgeli ve gölgesi suretler. Çünkü hepiniz gözümüzün altındasınız. Ya heykeller diyor ya zulüm içindir. Başka? Veya riya. Riya gösteriş. Veya heves içinmiş. Beşeri ne yapmış bu? Bu resim meselesi. İlk önce heykel olmuş. Samiri'nin buzağı vardı. Heykel yeni çıkmadı ki. Hazreti Ömer radıyallahu anh değil mi? Putumuzu biz yapardık sonra yerdik diyor. Ne demek? Putu bahane yapıp şimdi adamlar yiyorlar yani perde yapıyorlar. Beşeri zulme, riyaya ve hevaya hevesi kamçılayıp teşvik eder. Peki geliyoruz bize, bu bizimle alakası yok. Tamam. Fakat cep telefonları resim olduğu için, televizyonlar resim film olduğu için ne yapıyor ruhumuza? Kur'an merhameten kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. Niçin? Hayal olun der. Ta hevesat rezilinin ayağı altında o şefkat madenleri zille çekmesinler. Alet hevesat emniyetsiz bir meta hükmüne geçmesinler. 1982-83'te askeriyede yargılandım. Askerken. Cebimde bir yazı vardı.
Müşteri bekleyen acı manzarası bir kadının. Malum yerlerde, evlerde, sokaklarda, caddelerde gece böyle araba müşteri bekleyen. Müşteri bekleyen acı manzarası kadının şerefini artıracağını diyenlerin şerefinden şüphe ediyorum diye yazım vardı cebimde. Onu yakaladılar. Disko diyorlar, tamam mı, böyle askeriyede çadır hapsi. Çadır hapsi verdiler bana 3 gün. Ve 10 gün geç deriz. Lan fikir üret yok mu? Siz garnizonda her şeyi şarkıcı türkücü getiriyorsunuz. Böyle şey değil. E cebimde ya. Müşteri bekleyen acı manzarası onun şahsiyetini yücelteceğiniz iddia edenlerin şahsiyetinden şüphe ediyor. Yok, şahsiyet yükler. O zaman oraya, sokağa, o arabaların geçtiği bacını koy. Ananı koy, kız kardeşini koy, hanımını koy, müşteri beklesin. Nasıl ise o da birisinin karısıdır, kızıdır, bacısıdır. Allah Resulü'nün hadisi. Ya Resulallah, dobralıkmış, nasıl sormuş o adam ya? Ya Resulallah, ben seni yapmak istiyorum dedi. Allah. Demek ki bu o kadar oturmamış. Yapma demiyor Peygamberimiz, diyor ki, demek onun yapısına göre cevap veriyor. Ya filane, seni yapacağım kişi birisinin ya kızıdır, ya anasıdır, ya bacısıdır. Senin kızına, anana, bacına yapılmasını ister miydi? Yok ya Resulallah. Buraya dayandırıyor ki hissi darbe vursun. Eğer haram dese fikir olur. Fikri tutamazsın, dozer ya. Gar 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 dozer geliyor, onu tutamazsın. Ancak insanı durduracak fikri hisse inerse, hissi seviyede izah ederse. Allah Resulü diyor ki, zine yapacağın kişi de birisinin ya bacısıdır, ya kızıdır, ya anasıdır. Baktı ki anası, kızı falan hatırlayınca aman aman. Yani anlıyor musun? Sana dayanınca, ya böyle yerler lazım, tam yakınlarını koy, biz de koyarız ondan sonra yakınımızı veririz. Deyince, ya medeniyet ise kadınları yuvalarına çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkartmıştır. Halbuki aile hayatı, kadın erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Yani aile hayatında niye sorun var? Çünkü karşılıklı mütekabil hürmet ve merhamet yok. Aşağıdan yukarıya hürmet, yukarıdan aşağıya merhamet olacak. Bunun olabilmesi için imani bir ahiret olması lazım. Bir eve imani bir ahiret, ahiret inancı hakim olursa o evde huzur olur. Ahiret inancı zayıflayamaması nispetinde evde kavgalar olur. Kimse haddinde durmaz, hududunu belirleyemez. Haddini bilmiyor, hududunda kalmıyor. Haddi değil ya, hududunu da paymal etmiş. Bak kadınları yuvalarına çıkarmış. Sen neredesin işte? Sabahtan akşama sultan benim deşin dolaşıyor. O dükkan senin, bu dükkan senin. Ben de eve geldiğim zaman ders geliyorsun, kadını gizliyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Vay dindarlığa bak. Sabahtan akşam sokaklarına. Çıkarıp perdelerini de yırtmış. Perde şu, hayası gidiyor, utanması azalıyor. O zaman perde olmuyor. Haya bir perdedir. Bir yazım da vardı, ondan da biraz sıkıntı çekmiştim. En kaliteli tesettür makyaj kullananlardır. Çünkü kendileri yok ortada. Asıl yok ki. Boyayla kapatmış. Hakikaten tesettür ya. Aslı çıktı ortada. Dedi ki sen böyle bir şey dedin mi? Demişimdir herhalde dedim. Takalar yine. 163 maddesinden. Beşeri de baştan çıkarmıştır. Halbuki aile hayatı nasıl devam eder? Ailenizde sıkıntı mı var? Bak, kadın erkek, senle hanımın, dersi harici götürme, kendine uygula. Mabeyninizde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Hürmet ve merhamet varsa o ailede huzur olur. Halbuki açık saçıklık, samimi hürmet ve muhabbeti izah edip aile hayatını zehirlemiştir. Hususan, süretperestlik. Şimdi televizyon var orada. Bir film seyrediyorsunuz, normal gibi. Oğlun, kızın, sen seyrediyorsun. Çıktı bir manzara. Kadınsa erkeğe, erkekse kadına bakacak. Kadın kadına bakar mı? Erkek erkeğe bakar mı? Peki hiç rahatsız olmuyor musun? Biliyorsun, karın ona bakacak. Karın ona bakarken, kızın ona bakarken bakacağını düşünme, seni rahatsız etmeyecek. Yani ağır gelmesin de bu olayı böyle. Bak diyor ki,
hususan suretperestlik, ahlakı fena halde sarstığı, sukutu ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır. Ruh çöküntüsü. Bak şununla anlaşılır diyor. Nasıl ki merhume ölmüş bir kadın ve Ok Meydanı veya Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nin morgunda yatan ölmüş bir kadın morgda, buzhanede, merhume ve rahmete muhtaç güzel bir kadının cenaze cesedine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak ne kadar ahlakı tahrip eder. Adam bir tanesi kalktı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nin morguna inmiş gece yarısı, zifiri karanlık, buz, tamam, kadına, cesedine baksa nasıl bir insandır? Yani ceset değil mi? Ölmüş. Morgda bir de. Ne kadar tuhaf. Aynı ona benziyormuş. Öyle de ölmüş kadınların suretlerine, şimdi filmler var, Yeşilçam diyor. Çoktan adam gitmiş, kadın ölmüş. Onun suretleri nedir? O kadının toprakta, morgdaki cesedidir. Yani televizyonda oynayanların çoğusu ölmüş. Yani morgdaki kadın, televizyondaki kadın. Ölmüş cesedine, ölmüş kadının suretine. Aynı zaten. Morgdaki kadının elini sürmüyorsun, seyrediyorsun. Televizyonda da seyrediyorsun. O da ölmüş, o da ölmüş. Ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine heves perverane bakmak derinden derine hissiyat-ı ulvi insanı sarsar, tahrip eder. Sözler 410. Suret perestlik böyle yapıyor. Ya. Allah muhafaza etsin ya Rabbi. Bu derste böyle neşter bulmak değil de bari mubah deme. Tamam. Mubah deme. Onu bunu tenkitle meşgul olma. Tenkit edilecek bir kişi var. O da benim diyeceksin. Tamam. Mesela tarikatçı kardeşlerimiz vardır. Allah mübarek etsin ve devam ettirsin. Ama bunu da bil ki evinde televizyon olanla tarikat olmaz. Onun için usta tarikat zamanı değil. Niye? Tarık evinde televizyon cebinde de cep telefon ekranlarına bakmıyorsa onda tarikatçı olur. Çünkü Nakşi tarikatına dört esas esastır. Terki dünya. Terki ukba, terki esti, terki terk. Terki dünya. Dünyanın haramlarını terk et. Terki ukba, ahireti gaye edinme, cenneti. Terk esti, uçma böyle şey yapma. Bu üç tanesini terk ettim, ne kadar büyük adamım. Bu terkleri yaptım diye terkleri de terk et. Şimdi, terki dünya yerine celbi dünya. Terki ukba yerine celbi ukba. Terk esti yerine celbi esti. Terki terk yerine celbi cep olmuş. Nasıl olacak? Şimdi, televizyonda seyret, en meşhur dediğimiz haber. Kadın işte. Haramdır. Ondan sonra tesbih al. Nasıl bizi zevk alacaksın ki? Ondan sonra okuyorsun kitaplarda, şunu çeken de şöyle zevk olur. Böyle hangi adam ama? Ben sana bir şey söyleyeyim. Gece 10 cüz okuyacağına git televizyonu 10 dakika seyretme de yat. Daha hayırlıdır. 148 Kastamonu'dan söyledim. Yani ilk önce İmanda, dinde, İslam'da, istikamet hayatta terk vardır. La ilahe'den sonra illallah var. İlk önce la ilahe, sonra illallah. İlk önce terk, bak, İslam'da ilk önce terk var. Takva nedir? Meniyat, takva, gece sabahlara kadar namaz kılan, gündüz oruç tutan gibi tavsiye hatırına geliyor. Takva meniyattan ve günahlardan içtinap etmek. Hiç amel söylemedi ya. Amel var mı? Meniyattan ve günahlardan içtinap etmek. Bu aslında nedir? Esas değil. Esasın esası olmuş. Usul esas olmuş. 10 cüz Kur'an okuyacağına 10 dakika televizyon seyretme de yat. Çünkü o 10 cüz onun ruhundaki o tahribi tamir edemez. Sevgili kardeşlerim, canımın ciğerleri, hepimizin derdi aynı. Cep telefonlardan elinizden geldiği kadar uzak durun. Yapamıyorsanız internet miktarınız az olsun. Facebook, Instagram, Twitter vesaire uzak durun. Elinizden gelirse kapatın. Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam, benim zatı takip ettiğim benim bir Facebook'um yoktur. İsmimde devam eden vardır herhalde. Ve Instagram'ım demin takip ettim. Benim bir zat yaptığım, bak bu yemin ediyorum, yok vallahi.
Yok yani. Mailim de yok. İsmim de var ama. Vallahi desenin şifresi belki tahmin ederim, bilmiyorum. Tesir etsin bu sözümü diye söylüyorum. Niçin yapıyorum, aptal mıyım? Bu kadar medya olarak biliniyorum. Çünkü tahrip göreceğim. Çünkü zarar göreceğim. Beni gömecek oraya. En az bir saatimi alacak. Ben oraya vereceğim zamanı babaannemle sohbet edemem. Dedem evimde oturuyor, sohbet edemem. Hanımla sohbet edemem. Evladımla sohbet edemem. Misafir gidiyoruz, sen televizyon seyrediyoruz. He ne haber, ne hoş geldin efendim. He ya falan. Ancak reklamla, he ne haber lan, köyde ne var lan, iyi misin? Dostluklar da değil. Eski hatırlıyor musun köyle? Atardık böyle bir kütük kodu. Lamba da yok, 5 numara, 7 numara. Benim zamanımda ilkokul 3'te 4'te kadar elektrik yok. Elektrikle alakalı, buzdolabı hiçbir şey yok. Kütüğü atarlardı büyük zatlar böyle. Ya dinden ya avdan. Böyle sohbet ederlerdi. Tamam öyle olmasın, kütük olmasın, elektrik de olsun da. Tarif olma kardeşim. Bu dersteki gayem şu. Sende suç yok. Yani bunu Risale okuyorum, Kur'an okuyorum, evrat yapıyorum da niye zevk alamıyorum? 15. şuadan şöyle geçiyor. Bu cep telefonları, internet, televizyonlar o kadar iptal hissediyor ki. Bugün mesela dişimi doldurdu adam. Dedim ki vallahi bugün ha. Yani dayanamıyordum. Almaya da sabrettim. Ama nasıl bir diş ağrısı ama ya. Şimdi iğneyi bir vurdu. Adam her şeyi yaptı. Ha, iptali hissetti. Diyor ki 15. şu adam. Bu günahlar ruhu bedenden o kadar iptal ediyor. Beden hayatını hapsediyor ki. Kafir küfrünün elemini Müslüman imanının lezzetini alamaz olmuş. 15. şu adam. Dişimi yaparken dedim ki ya Rabbi, iğne vurdu aldı bazen cır 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 falan. Sırf dedim cehennemde diş hekimleri olsa ama uyuşturucu olmadan alışmamı devamlı dişi derse. Sırf diş klinikleri olsa yeter. Zebaniler diş doktoru olsa. Hep derse. Şimdi bazılar şöyle dediğini hatırlıyorum. Yok abi, taş düşürme gibi elem olsa. Ya bir tanesine dedim de böyle, öyle değil mi abi? Sinüzitle iki kulağın şey, burnun kapanıp da sabaha kadar böyle ağızda nefes aldığını biliyor musun? Hiç oldu mu abi dedi. Ona vay be. Ben neyse yaşadığımı söylüyorum. Merak etmeyin cennet, ateş mateş yok, diş klinikleri var. Tamam. Klinik var böyle, dişleri. Deliyor. Jiiiit. Uyuşturucu yok ama. Ağrışma da yok. Vallahi bu olarak getirir. Değmez ya. O dişini delerken ay getir lan şu cep telefonu bir seyredelim şuna. Vimo diyebilir miyiz? Cep telefonu getirin de şu YouTube'lara bir bakayım ya. Falan. Bakamazsın. Artık hiç kimse yok ki. O bağırdığı zaman, kafayı uyuştuğu zaman dünya yok ya. O anda getirin de rahatlamak için okuyayım. Bir matematikçiye dedim ki, ziyaret ettim, Hasan Hoca'yı çağırın Hasan kardeşi, bana bir cevşen okusun dedi. Ders bitti de. Ben de matematik ömrünü vermiş, emekli olmuş öğretmen. İyi bir Müslüman ama bir latife yapayım dedi. Kanser sarmış. Dedim ki, Mehmet abi dedim. Aleyküm selam. Gel batır. Bana bir cevşen oku. Dedim bak, cevşenden daha mühim, ruhunu rahatlatacak bir şey buldum. Ne buldun dedi. Abi sen ömrünü nereye verdin? Matematik. Öyle bir tane tahta getireyim. Soru çözeyim matematikten. Şu soru, şu soru. Sen de yardım et. Çünkü ömrünü verdiğin şeyle öyle gitmek insanı ferahlatır. Soru çözelim. Bizimle dalga geçme dedi ya. Cepşen oku. ömrünü verdiğin şey matematik seni işine yaramıyorsa en zor durumunda. Ne yapacağız? dedi ki yaramayacak mı? Vallahi bir tane hoca vardı. Matematik şey, tarih hocası. 45 dakika derste 1-2 dakika din, o çocuklara dinle alakalı bir şey anlatmasam çıktığım zaman işaretliyorum, bu dersin parasını yemiyorum derdi. Seyit'ti. Onun için Seyit'te böyle değerlidir. Dini anlatmadığım bir derste o dersin parasını yemiyorum dedi. Çiziyorum dedi. Bu ne parası dedi. Hasan kardeşim mazot koy dedi abi, arabaya. Helalim dedi. Niye veriyorsun? Sen de yeme dedi. Ne yapacağız abi? Niye dedim. Ya dedi, dini anlatmadığım derslerin parasıdır dedi.
Ya böyle adamlar da var ha. Onların cep telefonlarını şimdi şahidim, ben şahidim. Şeyli, düğmeli. Rahmet Abdülhamit'ten kalma telefon diyeceksiniz, değil. Tuşlu. Geceniz mübarek olsun. Allah iki cihanı da aziz eylesin. Cenab-ı Hak ya Rabbi, samimi inşallah. Değilsem samimi ya. Cenab-ı Hak evlad-ı yalinizi, oğlunuzu, kızınızı, usul ve furularınızı, nefis ve şeytanın şerrinden, deccali süfyanların şerrinden, rejimlerinden hıfz-ı emin eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.